Merhaba arkadaşlar, ben Mikael Pikulski. Bugün sizlere çok ilginç ve mükemmel bir konu anlatacağım ve bu konumuz Docker. Uzun süredir bu konuyu anlatmak için bekliyordum. Biraz Linux administratörlük serisinden dolayı bekledim. Linux administratörlerinin bilmesi gerektiği bir konu olduğu için bekledim. Yalnız sadece Linux administratörleri için değil. Evde, iş yerlerinde, her yerde kullanabileceğiniz müthiş bir sanallaştırma sistemi Docker. Şimdi bu Docker gittikçe yaygınlaşıyor. İnsanlar yeni bir şey olduğunu düşünüyor. Yalnız Docker 2012'den beri var. Tamam, bu kadar gelişmiş bir şekilde değildi ama aktif olarak 2015'ten beri kullanılan bir sistem aslında. Bunu Linux'ta kullanabilirsiniz, Windows'ta kullanabilirsiniz, Mac'te kullanabilirsiniz, hiç fark etmiyor. Docker'ı şöyle anlatayım size. Bir programı ya da bir işletim sistemini böyle 2 dakika içerisinde açabileceğiniz bir sistem aslında. Yani çok ciddi anlamda kolaylık sağlıyor. birden fazla aynı programı tek bir bilgisayardan çalıştırabiliyorsunuz mesela. Mükemmel bir şey. Büyük web sitesi olan serverlarda çokça karşınıza çıkar bu Docker sistemleri. Hatta bu Docker sistemleri Kubernetes'lerle bağlanıyor. Kubernetes'leri de anlatacağım ilerleyen zamanlarda. Evet, çok uğraştırmadan şöyle bir şey göstermek istiyorum. Şu an görüyorsunuz, ben normalde Ubuntu kullanıyorum. Ubuntu'yu çok sevdiğimden değil. Kullanma sebeplerim Linux Foundation mühendislik sınavlarına hazırlık için. Şimdi burada bir neofetch diye komutumuz var. Böylelikle distronuzu görebiliyorsunuz. Sizlerin de görebilmeniz için böyle bir şey yaptım. Evet, bakıyorsunuz Ubuntu sistemimiz yüklü, kernelimiz yüklü. 5.8 kerneli var. Şimdi aynısının yan taraftaki, bu arada bu şuradan exit diyeyim. Buradan da exit diyeyim. Bu tek bir terminal. Bu Terminator terminali dediğimiz, yani terminal içerisinde terminal açmaya yarıyor sadece. Çok önemli değil. Ctrl Shift E'ye bastığım zaman yanına hemen bir ekran daha geliyor. Şimdi Ubuntu olduğuna sizi inandırdıysam buradan Mykali diyorum. Ve aynısını buradan yapıyorum. Ve gördüğünüz gibi hemen bir Kali de açmış oluyorum. Yani ben Kali ile iş yapmak istiyorum varsayın. Ya da Kali'nin tool'larını kullanmak istiyorum. Tamam, biliyorum. Ubuntu'da da kullanabilirim ama mesela Metasploit'leri ben 2 dakikada hemen kullanıp çıkmak istiyorum. Hiç kaydetmeden 2 dakikalık bir işim var. Şimdi bilgisayarıma yükle şu bu falan. Uğraşmak istemiyorum. Benim hazırda köşede bir tane kalem olsun ve bir dakikada böyle tek dediğim anda şak açılsın istiyorum. Bunu yapabilirim. Bunun için yüzlerce, binlerce program var. Nedir? Ya programı istemiyorsunuzdur bilgisayarda. Docker'dan çekersiniz. Run dediğiniz anda zaten run IT diyorum. İşte Kali'yi çağırıyorum. Top açılıyor. Aynısını kendi programlarım için de yapabilirim. Değişik programlar için de yapabilirim. Kendimiz bir Docker'da oluşturabiliriz. Şimdi bunlar çok detaylı şeyler. Bu kadar detaya girmeyeceğim. Ama temelde size bu Docker bilgisini vereceğim ki canınız sıkıldıkça Docker'ı kullanabilirsiniz. Şimdi Windows'ta kullanmak isteyen arkadaşlar için. Önceliğimiz benim yayınladım. VSL 2 videom var. VSL 2. Yani Windows içerisinde Linux terminalinin nasıl kullanabileceğinizi anlattığım bir video var. Bunu izleyin ve terminali yükleyin. Ondan sonra bu videoya devam edin. Diğer bir seçim ise Docker için Windows'un direkt arayüzlü programı da var. Çokça tavsiye etmiyorum. Niye tavsiye etmiyorum? O nasıl söyleyeyim? Eğer kendiniz içinse neyse, ama iş hayatınızda ilerleyen zamanlarda bunu daha çok kullanacaksanız, terminale biraz alışsanız iyi edersiniz diye düşünüyorum. Ama seçim yine sizin. Bu videoda Windows arayüzünü göstermeyeceğim. Bunun için özel bir arayüz çekeceğim.
Onu da yani bilmiyorum yetiştirirsem hatta bugün ya da yarın yüklemiş olurum göstermek amaçlı. Ama en temiz şekli yine dediğim gibi VSL2'yi yüklerseniz hız bakımından da iyi olur. Sizin için de iyi olur. Çünkü bunu kullanan başkalarıyla konuştuğunuz zaman bir sorununuz var. Mesela soru soracaksınız. Genelde size terminal tipi cevaplar verirler. Evet, bunu nasıl yapabiliriz? Biz bunu nasıl yükleyebiliriz? Bunun için size sıfırdan bir tane VMware'den sanal makine açtım. Burada şu an Docker olmaması gerekiyor. Varsa da sileceğiz. Çünkü eski versiyon bir Docker istemiyorum. Taptaze bir versiyon istiyorum. Evet. Şimdi buradan bir bakalım. Docker tire tire help diyorum. Var mıymış? Docker zaten yok diyor. O zaman Snap'ten yüklemeyin eğer Ubuntu kullanıyorsanız. Ben şahsen tavsiye etmiyorum Snap'i. Normal bir şekilde kuralım. Sudo apt diyoruz. Yüklememiz gereken şeylerden başlamadan önce bir güncelleme yaptım. Yeni paket var mı vesaire vesaire. Yine şifreyi yanlış girdim. Onlara bir bakabilelim. Güncellemeyi yaptık. Yapamadık. Şimdi yaptık. 30 tane paketimiz varmış. Onları da bir yükleyeyim. Hemen 2 dakikada çok sürmeyecektir. Şimdi yükleyeceğimiz paketleri ben size direkt şey olarak vereceğim. Açıklamalar kısmından böyle copy paste edebileceğiniz şekilde vereceğim. Direkt oradan kopyalarsınız, yapıştırırsınız. Ya da bu sitemiz de var, sitesinden de kopyalayabiliriz. Bunun için dokümantasyonlara gireceksiniz. docs.docker.com'du bununki. Engine install Ubuntu. Şimdi buradan baktığımız zaman install yazmışım. Install. Ha. Evet, karşımıza çıktı. Buradan mesela Fedora, Debian, CentOS falan onlar içinde yükleme şekilleri gözüküyor. Öncelikle diyor ki varsa diyor silin diyor. Çünkü yeni versiyonu isteyeceksinizdir diyor. Tamam bunu yapalım. Sorun değil. Hemen yapamadık. Bir tane daha açsam yok. Update çekiyor. Bitersen. Evet bitti. Şimdi bunu yapıştırıyorum buraya. Varsa sil dedik. Zaten yokmuş. Ondan sonra devam ediyoruz. Modülleri yükleyin. Ben bunu dediğim gibi açıklamalara aynı şekilde atacağım. Update'imizi yaptık. Bunu kopyaladım. Ve buraya yapıştırdım. Enter'a bastım. Yes ile onayladım. Ve artık Docker Engine'i sertifikayı istiyor. Sertifika çünkü her açtığınız Docker'dan biz kendi aranızda bir şifrelenmiş sertifikanız var. Daha sonrasında anahtarı yüklememizi istiyor. Onu da alalım, kopyalayalım. Ve yapıştırdıktan sonra evet şu an yaptı. Bir güncelleme atmamız gerekiyor diye hatırlıyorum ama source list atmamızı istiyor. Burayı da kopyalayalım. Source liste attık. Şu an kaynak listemize Docker kaynağını da koymuş olduk yani. Daha sonrasında güncelle diyor ve yüklemeleri yap diyor. Güncelleyelim hemen bir daha. Burada ekledik. Ve yükleme için de şurayı seçtim. Ve buradan yüklemelerimizi yaptık. 500 MB tutuyormuş. Docker'da yüklediğiniz çoğu şey biraz daha hafif arayüzlüdür. Burada bir şey fark ettiniz mi? Şimdi Kali'nin en son çıkan versiyonunu indirirseniz şunu fark edeceksiniz. Kernel'i yanlış hatırlamıyorsam 5.12'de şu an ya da 11'de.
Benim kernelim 5.8'de. Şimdi olayın ilginç gelen kısmına geliyoruz. Ufak bir tablo açayım size ve bunu size anlatayım. Mantığı şu şekildedir Docker'ın. Şimdi Docker çalıştığı sistemi içine alan bir sistemdir. Şurada benim güzel bir görselim vardı. Onu size göstereyim. Evet. Kopyaladım. Burada size kopyalayamamışım. Şimdi kopyaladım. Bu görseldeki sistem mantığı tamamen Docker mantığı. Yani bizim hardware'ımız, bilgisayarımız, operation system bizim çalışan işletim sistemimiz ve Docker engine. Bunu yüklüyoruz zaten. Şimdi Docker engine'i yükledikten sonra Docker engine bizim işletim sistemine bir bakıyor. İşletim sisteminde hangi kütüphaneler var? İşte neleri var? Kerneli nasıl? Vesaire vesaire. Ve biz istersek yüzlerce işletim sistemini kuralım. Yer bakımından normal 100 tane işletim sisteminden kat kat daha küçük olacaktır bu. Sebebi ise şu. Docker Engine'in çalışma şekli geliyor. Buradaki operation sisteme diyor ki kardeş diyor senin şu binary'deki dosyaların aynısını ben bakıp bakıp çalıştırsam olur mu? Bizim işletim sistemi de evet diyor ve buradan bu arkadaş bunu yüzlerce kez kopyalıyor. Kopyalıyordan kastım copy paste değil. Sadece bakıyor. He tamam diyor. Çalışma mantığı bu diyor ve sadece bizim ek olarak gereksinimimiz neyse onları kullanıyor. Bu yüzden ben burada bir kali yüklediğimde benim kalemin kerneli 5.8.0 oluyor. En yeni kernelde değil. Çünkü kerneli yüklemiyor. Yani benim bu binary dosyalarım işte root'un içindeki temel dosyalarımın çoğu aslında yok. Gözüküyor, varmış gibi gözüküyor. Onda sıkıntımız yok. Ama aslında gerçekte yok. Bu kali versiyonunu indirdiğiniz zaman 55 MB. Evet. Herkes böyle bir şok anı yaşadı mı? 55 MB'lık işletim sistemi olur mu? Oluyor. Normalde Kali'yi minimal şekilde yüklersek 1 GB falan olması lazım. 1.2. 55 MB. Megabyte. Şeysiz, boş ama full versiyonundan kastetmiyorum. Full versiyonu da mesela 7 GB falan olması gerekiyor. Full versiyonunu buradan yüklediğimiz zaman 5 GB. Atıyorum ben de Nmap yüklüyse Nmap'ı yüklemeyecektir. Bu mantıkta çalışıyor. Ha, sen hocam sen de varmış diyor. Sınıfın içinde varmış diyor. Bakıyor burada var, yüklemiyor. Yoksa yüklüyor. Mantık o şekilde çalışıyor. Ve işletim sistemine ihtiyacı yok. Zaten var diyor. Ben ona baka baka çalıştırırım sistemi diyor. Ve bu sayede çok hafif bir ek işletim sistemi çalıştırmış olursunuz. VirtualBox'tan ya da VMware'den en büyük farkı budur. Şimdi VMware'den bir işletim sistemi yüklediğiniz zaman bir sanal disk oluşturuyorsunuz. Mesela 80 GB'lık bir alanı verdiniz ve onun içine tekrardan işletim sistemini yüklüyorsunuz. Bunu boot ediyorsunuz, çalıştırıyorsunuz. Docker'da öyle bir şey yok. Docker bakıyor. Ha varmış diyor. Devam ettiriyor. Tekrardan yüklemiyor. Şimdi devam edelim. Konumuza dönelim. Bu kadar bilgi yeter. Evet buradaki Docker'ı yükledik. Artık Docker bizde çalışıyor. Şimdi neler yapabiliriz? Bakayım. Neler göstermiş? Önemli bir şey göstermiş mi? Yok. Tamam. Burayı kapatabiliriz. Dediğim gibi benim videonun altında açıklamalar kısmında da bunları paylaşacağım. Şimdi bir tane çalışıyor mu diye bakalım. Sudo docker run hello world. Hello world adında bir şey çalıştırmak istiyorum. Böyle bir paket oluşturmuşlar. Enter'a basıyoruz. İlk etapta böyle bir insan şok oluyor. Şurayı görünce.
unable to find image. Yani bulamıyor. Ama en sondaki kelime diyor ki lokal olarak bulamıyorum. Güzelliğe bakar mısınız ya? Çalışma mantığına bakın. Bu şeye dönüyor. Hani bir programı çalıştırmak istiyorsunuz terminalden. He ben bulamadım. Gideyim indireyim sonra çalıştırayım. Yani artık sudo apt install falan kalktığını düşünün. Böyle bir işletim sistemi olduğunu düşünün. Docker'ın mantığı çünkü bu şekilde. Siz run komutunu hani çalıştır dediğim anda Docker otomatik olarak bakıyor. Eğer ki bulamıyorsa hemen indiriyor. Sana sormuyor bile. İndiriyor ve sonra da çalıştırıyor bunu. Hello from Docker. Bu mesajı aldıysanız Docker artık çalışıyor. Şimdi Docker'da ne tür programları çalıştırabilirim? Şimdi Docker'da ne tür programları çalıştırabileceğinizi saymakla bitmez. Şuradan bir docker.com dediğiniz zaman evet karşınıza öncelikle Docker'ın temel sitesi geliyor. Buradan direkt hub'a geçiş yokmuş. Önemli değil. Şurayı silin. Hub.docker diyorum. Biraz GitHub'a benziyor bu. Buradan direkt aratabilirsiniz. Kendi doklarınızı oluşturabilirsiniz. Dediğim gibi. O konuya fazla girmeyeceğim ama neler varmış. Mesela bir tane veri tabanına ihtiyacınız var. Veri tabanına ihtiyacın var ama bunu 3 dakika kullanacaksın. Sonra kullanmayacaksın. Bir şeyler deneyeceksin. 2 dakika bir şey denemek için MySQL'ini tamamen yüklemek mantıklı mı? Değil. Ne yapacağız? Docker'dan indireceğiz. İşimizi yapacağız. Ve sonra gidecek. Mesela bir işletim sistemine ihtiyacınız var. Ya siz şeyle çok mutlusunuz. Atıyorum Ubuntu Linux Mint kullanıyorsunuz. Ve bir arkadaşınız geldi dedi ki işte Manjaro mükemmel bir şey. Şöyle iyi böyle iyi. Ya Manjaro'ya geçeyim mi geçmeyeyim mi? Düşünceniz var. Bir işletim sisteminden bahsediyoruz. Bütün bilgisayarınızı silip tekrar kuracaksınız. Ne gerek var? Docker var. Docker'dan tertemiz deneriz. Mesela şimdi Kali için örnek verdim ve daha çok Kali'yi merak eden insanlar olduğu için buradan Kali diyorum. Bunu Parrot da yapabilirsiniz. Parrot da olması lazım lan ne dersen. Parrot yok mu? Parrotsek olmaz olur mu ya? Bu da var mesela. Şimdi buradan da bakabiliriz. Onun dışında şeyden de bakabiliriz. Direkt terminalden de bakabilirsiniz. Hani hiç fark etmiyor. Mesela terminalden deneyelim. Şuradan geleyim. Ne diyeceğiz? Sudo docker. Docker'ı çağırdım. Şimdi çalışacak olan programı. Ne yapmak istiyorum? Arama. Burada biraz İngilizceye çevirelim. En kötü Google Translate kullanın. Aramanın İngilizcesi ne? Search. Neyi aramak istiyorum? Kali'yi. Tab. Bütün Kali versiyonları, Docker Hub'da olan bütün Kali versiyonları şu an benim karşımda. Ya da Kali kelimesini içeren şeyler. Şimdi bakıyorsunuz. Otomasyonlu mu? Onu görebiliyorsunuz. Ve burada bir yıldız durumu. Haftalık snapshot. Yani bu en günceliymiş. Burada ne diyor? Kali Base, Metasploit ve Kali'nin temeli olan. Bu sadece Kali. Mesela bu da en son official release'den Kali Linux full her paket yani her paketi içeren full kısmı bunları seçebilirsiniz. Biz mesela şu haftalık snapshot'ı alalım. Bunun için ne yapmam gerekiyor? Run diyebilirsiniz direkt mesela Kali Linux ne yapıyorum? Sudo docker direkt run diyorum. Ne? Kali Linux slash Kali Rolling. Bunda çalışıyor muydu? Çalışıyordu diye hatırlıyorum. Evet. Şimdi burada yaptığım olaylardan bir tanesi ben bunu direkt çalıştırdım. Peki çalıştırmak istemezsem? O zaman da şöyle bir şey yapmamız gerekiyor. Run yerine şunu diyebilirsiniz. Pull. Check. Pull ettiğiniz zaman aynı mantıkta herhangi bir işlem yapmadı gördüğünüz gibi zaten güncel dedi. Hop işlemi bitirdi. Ve artık bizim bir
Kali Linux'umuz var. Şimdi bunu çalıştırdığımız temel ada, temel kısma container denir. Ve bizim bir container açmamız lazım. Her çalıştırdığımız program bir container içerisinde çalışıyor. Zaten Docker'ın temel logosuna baktığınız zaman balinanın üstünde yığınan container. Mantığımız o şekilde. Bu yüzden buna container diyoruz. Şimdi container diye bir şey komutumuz yok. Sudo Docker diyorum. Şu an aslında ps dediğim zaman buradan çalışan uygulamalarımı görebilirim. Container ID image'lere görebilirim. ps-a yaparsanız eski kullandıklarınızı da görebilirsiniz. Şimdi Kali çalışmış, kapanmış. Çünkü sabit bunu açık tutacak bir komut atmadık. Bunun için ne yapıyorum? Sudo docker run interactive terminal diye geçiyor herhalde. IT diye biliyorum. Çok önemli değil. IT diye aklınızda kalsın. Neyi çalıştıracağım? Kali Linux slash Kali rolling diyorum. Enter'a basıyorum. Kuru kafayı gördüğüm anda zaten ben artık bu işlemin olduğunu biliyorum. İlk çalıştırdığım için yükleme işlemlerim çalışmayacaktır. Bu dediğim gibi boş versiyonudur. İndirirken keşke dikkat etseydik. 55 MB falan indirdi yani. Çok bir şey değil. İlk indirdiğinde sudo yazıyorum bir de. Root olarak görüyorsun zaten. apt update diyorum. Güncellememi yaptı. apt 3 tane paketim varmış. Upgrade güncellenebilecek. Onu güncelledim. -y olarak parametre atsaydım daha iyi olurdu. Mesela neyi kullanmak istiyorsunuz? Nmap'ı. Ne? O zaman apt install nmap diyorum. -y yapıyorum. Sormasın bana kabul ediyor musun diye. Direkt evet diyelim. Nmap --help dediğim zaman gördüğünüz üzere help fonksiyonu geliyor. Yani ben şu an nmap'ı kullanabiliyorum. Şimdi geldik kod dünyamı izlemenin faydalarına. Bunu size birçok kişi göstermiyor. Exit diyorum. Ve bunu tekrar kullanmak istiyorum şu an. Enter'a bastım. Ne kadar hızlı açıldı. Nmap dedim. Nmap bulunamıyor. Yok. Nmap yok. Çalışmıyor. Niye? Daha yeni yüklemiştik. Evet. Burada gerçekten kod dünyam farkını koyayım ortaya. Bunun sebebi şudur. Docker çalıştırdığınız anda Docker'ın temel mantığı size programı verir. Kapattığınız adam anda kapattığınız anda her şeyi yok eder. Ne anladık o zaman bu işten diyeceksiniz. Sakin. Bunu çözmenin yolu da var. Öncelikle bir sahiplenmeniz lazım. Yani tamam, size bir konteyner açabiliyoruz. Yüzlerce konteyner açabiliyoruz. Niye rıhtım dayız? Ama sen konteyneri sahiplenmezsen hiçbir şey yaramayacaktır. Şimdi aynısını bir daha yapıyorum. Sudo sudo yok. Root'um zaten. Apt update yapıyorum. Daha sonrasında apt upgrade apt upgrade -y diyorum. Bu sefer otomatik kabul ediyorum. Sonra apt install nmap diyorum. Hatta bir şey daha yükleyeyim. Bak y'yi unuttuk gene. Sudo yazıyorum ya. Apt install new fetch diye bir program var. Kullandığımız şeyi görmek için buna da yes diyorum. Şuradan da kendime yeni bir tane terminal açıyorum. Şu an bu kısım, buradaki root olan kısım benim Kali'm. Şuradaki size Ubuntu benim Ubuntu. Buradan sudo ne oldu? Evet, dondu. buradan sudo diyorum. Docker'ı çağırıyorum. ps diyorum. ps ne için? İçinde çalışan
Stalker'ları görmek için. Şu an açıkta olan benim konteynerim varmış. Konteynerin bir ID'si var. Ve imajın ismi var. Şimdi benim burada çalıştırdığım konteyner imajı Kali Linux, Kali Running adında bir imaj. Bu benim imajım değil. O zaman biz buna sahiplenelim. Kendi imajımız olsun. Bunun için ne yapıyorum biliyor musunuz? Sudo docker diyorum. Ve bunu commit, yani kendime atama, sahiplenme gibisinden, ekleme diye de değişebilir. Google Translate'den araştırın commit'in şeyi, bulursunuz. Commit diyorum. Hangisini çağıracağım? Container ID'mi yazıyorum. 7B812 C48 4593. Şimdi kendi konteynerime bir isim vereceğim. Mesela Kalili yazıyorum. Kalili. Evet. Artık bizim bir Kali Linux'un Kalili adında bir docker'ımız var. İşlemlerimiz bitti. Burada yaptığımız herhangi bir değişiklik olması durumunda benim her seferinde bunu yalnızca commit etmem lazım. Bunun sebebi yine şu. Siz kendinize bir docker hazırlarsınız. Docker'da oynamayı yaparsınız. Atıyorum işletim sistemini bozdunuz. Kapat, aç, eski sürümüne gelir. Ya en son nerede kaydettiyseniz orada başlarsınız. Oyun gibi düşünün bir nevi. Yani en son nerede kaldıysanız oradan devam ediyorsunuz. Nerede save yaptıysanız orada. Bunu her commit ettiğinizde o anki durumunda kayıt yapar. Şimdi buradan çıkalım bir daha. Exit diyorum. Burayı da kapatayım. Exit diyorum. Şimdi buradakinden açalım. Sudo docker run it diyorum. Ve bu sefer Kalili yazıyorum. Şeye falan gerek yok yani. Şuradaki isme gerek yok. Uzun uzun. Şimdi bakalım. Nmap --head dediğim anda pop silinmemiş. Duruyor. Şimdi ben buradaki Kali Linux'umu düzenlerim. İstediğim bütün paketleri içine atarım. Commit'imi yaparım. Kaydederim. Ve canım ne zaman isterse tık açarım. NeoFetch diyelim. Gördüğünüz gibi os Kali. Herhangi bir şekilde Ubuntu değil. Evet. Docker temel olarak bu. Kullanım alanı tabii ki sadece bu değil. Dediğim gibi program falan da açabilirsiniz. Mesela Parrot da yükleyebilirsiniz. Şuradan bir yanlış hatırlamıyorsam FileCharm'ı bile açabiliyorsunuz. Evet. FileCharm'ı açabiliyorsunuz. Gene yüklenmelerini genelde gösterirler. Yani ek böyle değişik değişik şu an aklıma gelmiyor ama birden fazla sanırsam Discord, hatta fazladan Discord açabiliyorsunuz ya. Aynen. Mükemmel bir şey ya. 100 tane Discord konteyneri açıp 100 tane account'unuz varsa hepsiyle tek tek bağlanabilirsiniz. Bu tarz işlemler yapabilirsiniz. Web siteleri için, yani Apache server'ına ihtiyacınız var ama birden fazla. 5 tane, 10 tane, 100 tane istediğiniz kadar açın. Bu şekilde çalışıyor. Mükemmel bir şey. Bilgisayarla uğraşan herkesin bilmesi gereken bir konu. Umarım az çok size anlatabilmişimdir. Windows için Windows arayüzlü kısmını da getireceğim. Yeterince uzun oldu, yarım saatlik bir video. Beni dinlediğiniz ve bu konuyu daha öğrenmeye çalıştığınız için de teşekkür ederim. Yazılımda Türkiye ne kadar gelişirse biz o kadar mutlu oluruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere diyorum.